Hallo an alle. Unser heutiges Thema ist meine Familie. Lass uns anfangen. Meine Familie bedeutet benim ailem. Evet, bugünkü konumuz aile ünitesinin ilk konusu olan aile üyeleri. Bunları tanıyacağız ve daha sonra aile üyelerimiz hakkında biraz cümleler kuracağız. Şimdi şemayı incelersek bir soy ağacı görüyorsunuz. Bu tarzda yapılan aile bağlarını gösteren bu tarz şemalara soy ağacı deniyor. Bu soy ağacının en üst kısmında yer alan gördüğünüz gibi yaşlı ebeveynler var. Ebeveyn kelimesi anne baba demek. Büyük ebeveynler bizim büyük anne ve büyük babalarımız oluyor. Evet, dede kelimesinin karşılığı opa. Büyük anne yani anneanne ya da babaanne olacak kişinin kelimesi de oma. Şimdi burada herkesin tabii bir cinsiyet var ve cinsiyete göre de kelimelerin başlarındaki artikelleri az çok tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. Erkek kelimelerin yani nasıl söylesem cinsiyet belirten kelimelerde eğer kişi erkekse artikeli der oluyordu. Eğer kadınsa die oluyordu. Sadece bebeklerin artikeli das oluyordu. Ve hani kız çocuk kelimesinin artikeli das. Onun dışındakiler kadın ya da erkek olmasına göre artikel olarak der ya da die alıyor. Şimdi der opa, der die oma dedik. Bunların çocuklarına bakalım şimdi. Fata ve Mutta'dan devam ediyorum. Der Fata baba, die Mutta anne. Onların çocukları yani benim ailem. Die Schwester kız kardeş. Ich ben. Bruder yani der Bruder erkek kardeş demek. Onun yerine orada gözüken çocuk çok küçük. Mesela bebek demek isteseydim das baby demem gerekirdi. Devam ediyorum şimdi. Bu arada şemada kendimizi gördük herhalde. İş dediği ben yani o kişiye göre konuşuyoruz şu anda. Geldik şemanın sağ tarafına. Şemanın sağında onkel ve tante var. Onkel amca, dayı ya da enişte yerine kullanılır. Tante yine teyze, hala ya da yenge anlamında da kullanılır. Burada onkel ve tantemizin çocukları da bizim kuzenlerimiz olur. Kuzenlerimizden birisi kız, biri erkekmiş. Kız olan die Cousine, erkek olan ise der Cousin. Defterimize bu tarzda bir şema hazırlayabilirsiniz. Kendi ailenizi çizebilirsiniz veya şu anlık hani resim çizmek birazcık zor olabilir ama kelimelerin anlamlarını en azından defterinize not etmenizi istiyorum. Neue Wörter, yeni kelimeler. Yine az önceki kelimelerimize ek yeni bir takım kelimeler daha görüyoruz burada. Burada bir fotoğraf görüyorsunuz. Bu fotoğraf üzerinde konuşmayı öğreneceğiz şimdi. Hinten, links, rechts, in der Mitte, vorne diye kelimeler görüyoruz. Hinten arkada, links solda, rechts sağda, in der Mitte ortada, vorne önde demek. Şimdi bu resme baktığımızda mesela resim hakkında konuşurken arkadaki adam, işte arkada sağdaki adam benim babam veya işte arkada soldaki kadın benim annem, işte öndeki benim, yanımdaki kardeşim tarzında cümleler nasıl kurulur? Bundan bahsedeceğiz. Yine kelimeleri de defterimize not edelim. Fotoğraf hakkında kurduğumuz cümleler burada. Başlayalım turuncu cümleden. Der Mann hinten links ist mein Vater. Şimdi burada bir anlatım var. Der Mann adam. Hangi adam? Hinten links. Hinten arkada demiştik. Links ise solda. Arkada soldaki adam yani resmimizin gördüğünüz gibi en solundaki adam kimmiş? Ist mein Vater. Arkada soldaki adam benim babam. Geldik sarı cümleye.
Hinten in der Mitte steht mein Onkel. Hinten arkada, in der Mitte ortada. Arkada, ortada benim amcam duruyor. Stehen durmak demek, ayakta durmak demek, biliyorsunuzdur belki. Arkada duran, arkada ortada duran adam, ortadaki daha doğrusu benim amcam dedik. Şimdi mor cümleye bakıyoruz. Ganz rechts steht meine Oma und links daneben meine Tante. Ganz rechts dedi, en sağdaki demek. Ganz rechts, en sağdaki duran benim büyük annem ve und demiş. Ve links daneben ve onun yanındaki solda benim teyzem. Bakalım şimdi, teyzem ya da halam da olabilir. Daneben kelimesi yanındaki demek. Links dedik, soldaki demek. Cümleyi de çevirmiş olduk. En sağda benim büyük annem duruyor ve onun yanında halam duruyor. Gelelim yeşil cümleye. Das Mädchen vorne rechts ist meine Cousine. Das Mädchen kız çocuğu demek. Neredeki kız çocuğu? Vorne, önde, rechts, sağda. Önde, sağdaki kız çocuğu benim kuzenim. Evet, cümlelerimizi çevirdik. Şimdi bu tarz bir fotoğraf seçip, kendi ailenizle olan bir fotoğraf, aynı bu şekilde cümleler kurarak hemen solda altta gördüğünüz e-mail adresine, bu benim e-mail adresim, bana bu tarz cümleler kurarak gönderebilirsiniz. Ben de kontrol etmiş olurum. Hem de siz eğlenmiş olursunuz, birazcık eğlenceli olacağını düşünüyorum. Konumuzun devamında biraz daha detaylandıracağız şimdi. Ich und meine Familie. Ben ve benim ailem. Şimdi de aile üyelerimiz hakkında biraz daha fazla konuşmayı deneyeceğiz. Yani onların hakkında bazı bilgiler verebilmeyi, onları tanıtabilmeyi deneyeceğiz. Önce kendimizle başlıyoruz. Burada da kendisiyle başlayan bir çocuk görüyoruz. İsmi de Lukas'mış. Başlayalım bakalım, ne diyor Lukas bize. Das bin ich. Bu benim. Ich heiße Lukas. Ich bin 13. Ich bin ein Schüler. Meine Hobbys sind Gitarre spielen und malen. Ich stelle dir meine Familie vor. Ne diyor? Tek tek çevirelim. Ich heiße Lukas. Ben Lukas. Ich bin 13. 13 yaşındayım. Ich bin ein Schüler. Öğrenciyim. Meine Hobbys sind hobilerim gitar spielen, gitar çalmak ve resim yapmak. Malen resim yapmak demekti. Ich stelle dir meine Familie vor. Size ailemi tanıtıyorum demek istiyor burada da. Wir machen weiter. Das ist mein Vater, Jürgen. Er ist 38. Er ist ein Lehrer. Er liest gerne Bücher. Er kann nicht gut Fußball spielen. Er macht kein Sport. Aber er kann sehr gut kochen. Birçok şeyi anladığınızı düşünüyorum. Çünkü geçmiş konulardaki yeni öğrendiğimiz bilgileri içeren cümleler kurdum sizin için. Ama yine de bir çevirelim. Das ist mein Vater Jürgen. Bu babam Jürgen. 38 yaşında. O bir öğretmen. Er liest gerne Bücher. O kitaplar okumayı sever. Er kann nicht gut Fußball spielen. O iyi futbol oynayamaz. Er macht kein Sport. Hiç spor yapmaz. Aber er kann sehr gut kochen. Ama çok iyi yemek pişirir. Das ist meine Mutter Susi. Sie ist 36 und Ärztin. Sie mag tanzen und joggen. Aber sie kann nicht gut kochen. Burada da yine anlayabileceğinizi düşünüyorum cümleleri, ama tabii ki çevireceğiz Türkçe'ye yine de. Bu benim annem Suzy, 36 yaşında ve doktor. Dans etmeyi seviyor, dans etmeyi ve koşmayı seviyor. Joggen, koşmak demek. Aber sie kann nicht gut kochen, ama o iyi yemek pişiremez. İyi yemek yapamaz. Das ist mein Bruder Carlos.
Er ist 4 Jahre alt und sehr süß. Manchmal spielen wir mit. Er mag Spielzeuge. Mein Vater bringt ihm neue Autos. Çok sevimli bir çocuk görüyoruz. Hemen çevirelim cümlelerimizi. Bu erkek kardeşim Carlos, 4 yaşında ve çok sevimli. Sehr süß, çok tatlı demek. Manchmal, bazen spielen wir mit. Bazen birlikte oyun oynarız. Er mag Spielzeuge. O oyuncakları sever. Mein Vater bringt ihn neue Autos. Babam ona yeni arabalar getirir. Das ist meine Schwester Carla. Sie ist 10 und Schülerin. Sie kann sehr gut tanzen. Sie mag lesen und schwimmen auch. Bu benim kız kardeşim Carla. 10 yaşında ve öğrenci. Çok güzel dans eder. Okumayı ve yüzmeyi de sever. Der Mann hinten links ist mein Onkel Hans. Er ist Verkäufer. Die Frau rechts ist meine Tante Helena. Sie ist Sekretärin. Das Baby vorne ist mein Cousin Herbert. Arkada soldaki adam benim amcam Hans. O satıcı. Sağdaki kadın benim yengem Helena. O sekreter. O öndeki bebek kuzenim Herbert. Das sind meine Großeltern. Mein Opa heißt Hermann und ist 80. Meine Oma heißt Sabine. Sie ist 78. Bunlar benim büyük ebeveynlerim. Dedemin adı Hermann ve 80 yaşında. Büyük annemin adı Sabine ve 78 yaşında. Böylelikle Lucas'ın ailesini tanımış olduk. Burada inceleyeceğimiz farklı noktalar da olacak ama gördüğümüz üzere aile üyelerimiz hakkında cümleler kurabilecek durumdayız. Eğer isterseniz sizler de kendi anne ya da babalarınız hakkında en azından 2-3 cümlelik tanıtıcı cümleler kurabilirsiniz. Bunun için tabii ki yine sözlük kullanabilirsiniz. Ve burada dikkatimizi çeken bazı mesleklerden bahsettik. Mesela babam öğretmen, annem doktor tarzında mesleklerde gelecek videomuzun konusu olacak. Onları daha yakından inceleyeceğiz. Bu şekilde aile üyelerimiz hakkında konuşabiliriz. Peki bu sayfada size ne anlatmak istiyorum? Aslında bu slaytlar boyunca, yani bu konumuz boyunca sürekli bir şey kullandık. Benim amcam, benim annem, benim kız kardeşim, benim. Tabii ki bu konu sadece benim kelimesiyle bitmiyor. Benim, senin, onun gibi posesif artikel dediğimiz aitlik zamiri deniyordu bizde sanırım. Onları öğreneceğiz. Şimdi burada bir tablo hazırladım. Öncelikle kişi zamirlerimizi bir hatırlayalım. Ben, ich, sen, du, o, sie, es, biz, wir, siz, ihr, onlar, sie, nezaket kalıbı sizde, yine başı büyük yazılan sie idi. Şimdi bunlara istinaden benim, senin, onun kelimeleri, yani posesif artikellerine bakacağız bunların. Eğer bir nesneye ya da bir kişiye ait sahiplik bildirecekseniz, ich kelimesi, yani benim demek istiyorsanız, mein ya da meine kullanmanız gerekiyor. Senin diyeceksek eğer, dein ya da deine. Onun diyeceksek, burada şimdi 3 farklı kelime kullanacağız. Er için sein ya da seine, sie için ihr ya da ihre, es için de yine sein ya da seine kullanacağız. Bizim demek için unser ya da unsere, sizin demek için euer ya da eure, onların demek için ihr ya da ihre, nezaket kalıbı sizin demek için yine ihr ya da ihre kullanacağız. Posesif artikellerimizi gördük. Benim, senin, onun şeklinde nasıl iyelik bildiren kelimeler kullanacağımızı gördük az önce.
Şimdi o konuyla bağlantı sağlayacağım başka bir ufak bir şey hatırlatmak istiyorum size. Burada kelimeler görüyorsunuz ve önemli olan da şu, bu kelimelerin başındaki artikeller. Şimdi hep beraber bir inceleyelim. Das Baby, bebek. Bir bebek demek istiyorsam o bir bebek diyeceğim mesela. Ein Baby. Der Onkel, bir demek istiyorsam ne diyeceğim? Bir amca ya da bir dayı. Ein Onkel. Die Mutter, anne demek. Bir anne demek istiyorsam eine Mutter. Şimdi baktığım zaman neden eine, neden ein değil hatırlıyor muyuz? Şu yüzden die Mutter, şöyle düşünelim. E'ler D'lere aşık. Bu sebeple yani D gördüğüm zaman bir kelimenin artikeli eğer D ise onun artikeli yani belirsiz artikeli ne oluyor? E takısı alıyor. Sonuna ein yerine aine oluyor. Devam ediyorum. Das Mädchen, ein Mädchen. Der Tisch, ein Tisch. Die Uhr, eine Uhr. Das Auto, ein Auto. Şimdi yani gördüğümüz üzere sadece E takısını alan artikel hangi artikel? Die artikeli. Onun dışında das ya da der artikellerinde böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bunun konumuzla ne alakası var peki? Hemen onu açıklayalım. Bunun konumuzla alakası şu. Şimdi E'ler D'lere aşık olduğu için mesela ein, eine diyorduk ya. Burada da posesif artikellerin sonuna eğer benim bahsedeceğim insan işte ya da nesnenin artikeli D ise onun D'nin aşık olduğu E'yi posesif artikelinin sonuna eklemem gerekiyor. Mesela meine, deine, seine, ihre, unsere, eure, yine ihre gibi. Ama eğer ki bahsettiğim kelimenin artikeli die değil de der ya da das ise o zaman hiçbir eklememe gerek yok. Direkt olarak posesif artikeli normal bir şekilde kullanıyorum. Mein, dein, sein gibi. Burada daha detaylı göreceğiz zaten. Das baby bebek demiştik. Benim bebeğim demek istersem ne diyeceğim? Mein baby. Bunun herhangi bir ek almasına gerek var mı? Meine baby dersem doğru olur mu? Nein. Olmaz. Neden? Çünkü das baby, die baby değil. Das baby ise mein baby, benim bebeğim demiş olursun. Der Onkel, amca ya da dayı. Senin amcan ya da senin dayın demek istiyorum. Bakıyorum artikeline kelimenin. Onkel'in artikeli neymiş? Der. O zaman herhangi bir ek almayacak benim posesif artikelim. Bu durumda diyeceğim ki dein onkel, senin amcan. Geldim die Mutter kelimesine. Anne. Onun annesi demek istiyorum şimdi. Bakıyorum. Mutter kelimesinin artikeli ne? Die. Aa, E'ler D'lere aşıktı. Bu durumda demek ki artikeli D ise benim posesif artikelimin sonuna da bir E eki gelmek zorunda. Seine Mutter oldu bu durumda. Onun annesi. Geldim das Mädchen'a. Kız çocuğu demekti. Onun kızı demek istiyorum şimdi. O zaman bakıyorum Mädchen'in artikeli das'mış. Bu durumda ihr Mädchen. Bakıyorum der Tisch, masa. Bizim masamız demek istiyorum. Artikeline baktığım zaman der olduğunu görüyorum. O zaman unser Tisch. Die Uhr, saat. Sizin saatiniz demek istiyorum. Bakıyorum ki artikeli die. Aa, bir e ekine ihtiyacım var. Bu durumda eure Uhr oluyor. Biliyorsunuz sizin kelimesinin karşılığı o yerdi. Yani şu sondaki e ile R harfi yer değiştirdiği zaman bunun takısız hali. E takısı getirdiğim zaman o yere olmuyor da o yere diye bir ses düşmesi yaşanıyor yani ona dikkat edelim. Das Auto, araba, sizin arabanız demek istiyorum. Ihr Auto dersem de
sizin arabanız demiş oluyorum. Bu konuyu örnek cümlelerle pekiştirelim. Mein Auto ist rot. Burada mine mı, meine mi olduğuna karar verebilmek için auto kelimesinin artikelini bilmem gerekiyor. Neydi auto kelimesinin artikeli? Das Auto. Bu yüzden de mein Auto demiş olduk. Cümlenin Türkçe çevirisine bakacak olursak, benim arabam kırmızı. Geldik ikinci cümleye. Deine Schwester ist sehr nett. Schwester kelimesinin artikelini bilmem gerekiyor. Neydi artikeli? Kız kardeş olduğuna göre kelimenin anlamı. Die. Artikeli die olduğu için de posesif artikelimize e takısı getiriyoruz. Deine Schwester oluyor. Cümlenin Türkçe anlamını da söylüyorum. Önce sen tahmin et diye birazcık bekliyorum. Evet, senin kız kardeşin çok sıcakkanlı. Net sıcakkanlı demek. Üçüncü cümleye bakalım. Ihr Onkel ist ein Soldat. Onkel kelimesini az önce gördük. Amca ya da dayı demekti. Artikeli de der idi. O yüzden ihr Onkel, onun amcası bir asker demiş olduk. Soldat, asker demek. Diğer cümlemiz Sein Heft ist schwarz. Heft kelimesini biliyor olmanız gerekir. Bir önceki ünitelerden defter demek. Neydi artikelini hatırlıyor musunuz? Das Heft. Bu yüzden de Sein Heft diyoruz. Onun defteri siyah demiş olduk. Diğer cümlemiz Sein Mantel ist bunt. Burada bahsettiğim sein das baby anlamında, yani bir bebekten bahsediyorum. Das baby kim oluyor? Er mi, sie mi, es mi? Es oluyor. Yani es ise es'in posesif artikeli sein. Bu yüzden sein mantel. Der mantel, manto kelimesi, yani mont, palto anlamlarına geliyor. Onun montu renkli demiş oldum. Bunt renkli demek. Mor cümleye geçelim. Unsere Bilder sind teuer. Bilder kelimesi çoğul bir kelime. Çoğul kelimelerin her zaman için artikelleri ne oluyordu? Evet, die oluyordu. Plural kelimelerimiz, çoğul kelimelerimizin artikeli her daim die. Eğer die ise o zaman posesif artikelime bir e takısı gelmek zorunda. Bu yüzden de unsere Bilder olmuş. Bilder ne demekti? Tablolar, resimler demekti. Bizim resimlerimiz teuer, pahalı. Evet, bizim resimlerimiz pahalı. Kırmızı cümleye bakalım. Euer Haus ist sehr groß. Burada Haus kelimesini biliyoruzdur artık hepimiz. Yüzlerce kez görmüş olmalıyız. Haus ev demek. Das Haus artikelimiz das. Bu durumda posesif artikelime herhangi bir eklemiyorum. Euer diyorum. Euer neydi? Sizin. Sizin eviniz çok büyük. Sizin eviniz çok büyük. Mavi cümleyle devam ediyorum. Ihre Klamotten sind elegant. Klamotten kelimesini biliyor muyuz? Bilmiyorsak da Kleidungen'den belki hatırlarsınız. Aynı anlama geliyor. Kleidung. Kıyafetler demek. Kıyafetler. Bakın dikkatinizi çekerim. Bu bir plural kelime, yani çoğul kelime. Bu durumda posesif artikelime bir e takısı gelmek durumunda. Ihre Klamotten sind elegant. Onların kıyafetleri şık demiş olduk. Son cümlem, turuncu cümlem. Ihre Halskette ist sehr schön. Halskette biliyor musunuz acaba? Kolye demek. Kolyenin artikeli die. Çocuklar. Die ise o zaman posesif artikelim bir e takısı almak zorunda. Bu durumda ihre Halskette olmuş oldu. Sizin kolyeniz çok güzel demiş
olduk. Unser Unterricht ist zu Ende. Bis später!